herkese merhaba. Arkadaşlar bugün üniversiteler açılacak mı? Geçen hafta bayağı bir video attık ama bir değerlendirme videosu gelmedi. Bu arada şunu söyleyeyim arkadaşlar. Bundan sonra salı ve cumartesi olmak üzere videolar gelecek arkadaşlar. Hem salı hem cumartesi haftada iki video atacağız arkadaşlar. Çünkü artık bu dönemde bitmeye başladı. Bu yüzden değerlendirme videoları arkadaşlar. Bunun dışında ekstra şeyler olursa zaten üniversitelerle ilgili atıyoruz ki geçen hafta bir sürü gelişme oldu ve ben bayağı bir üniversitelerle ilgili video attım. Salı ve cumartesi günleri üniversitelerin değerlendirme günleri olacak arkadaşlar. Salı ve cumartesi günleri üniversitelerin değerlendirme videolarını Fikir Hocam kanalında bulabilirsiniz. Bugün 4 madde mi 5 madde altında bunu değerlendireceğiz. Biraz uzun olabilir. Şimdi affola, bazılarımız sormuş hocam siz hani diğer kanallar gibi neden kısa tutmuyorsunuz? Arkadaşlar biz değerlendirme videolarını uzun tutuyoruz. Hani neyin ne olduğunu hepsini açıklamak için. Normal kısa bir videoda zaten 1-2 dakikada anlatıyorum bir gelişme oldu mu. Ki geçen hafta Sağlık Bakanı açıklamasını 1 dakikada anlattım. Ya da Sağlık Bakanı kendi sözlerini dün paylaştığımda 1 dakikada attım. Bu yüzden değerlendirme videolarını 10-11 dakikaya da 12-13 dakikaya geçebiliyor arkadaşlar. Bu da sizin iyiliğiniz içindir. Kesinlikle yanlış anlaşılmasın. Son dakikayı izlerseniz de neyin ne olduğunu anlarsınız. Bu da arkadaşlar uzun tutmanın bir diğer sebebi de bütün sorularınızı cevaplamam. Yani o kadar çok soru cevaplıyorum ki artık bazen hani bir geçen gibi hocam çünkü hepsini cevaplamışsınız soracak soru bulamadım yazmış. Bu yüzden son dakikayı izlerseniz de hani bütün sorularınızın cevabını bulabilirsiniz. İyi seyirler. Yine fazla konuştum. İlk maddeden başlayalım arkadaşlar. Öncelikle bu 5 maddeye gelen tek sebebi en çok bana sorduğunuz 5 madde biri bu. En çok sorduğunuz maddeler bunlar. Bu yüzden bunlar üzerine gittim. Sizin yorumlar kısmında sorduğunuz sorular benim için çok önemli arkadaşlar. Ve bu sorular ard arda geliyorsa ben bunu burada eklerim arkadaşlar. Bu yüzden sorduğunuz soruları burada görüyorsanız da şaşırmayın. Size verdiğim değerden dolayıdır. Finaller yüzde olur mu? Arkadaşlar şimdi bunu bu dönem için söylüyorum hala. Bazı arkadaşlarımız hocam finaller kapandı dese de yorumlar kısmında hala geliyor. Hala bildirimler var. Hocam finallerimiz yüzde oldu. Resmi bir açıklama yapılmadığı için hocalar onlara yüzde olacağını söylemiş. Resmi bir açıklama yapılmadığı için ben size paylaşamıyorum. Geçen gün bir arkadaşımız bizim finallerimiz online oldu. İnternet sitesinde var dedi. Baktım halde bulamamıştım. İşte arkadaşlar resmi kaynaklar geldikçe biz zaten paylaşacağız online mi yüzde mi diye ama iki arkadaşımız daha yazmıştı iki farklı şehirde. Finallerinin yüzde olduğunu söylediler arkadaşlar. Bu yüzden finaller online mı yüzde mi olacak üniversiteler karar veriyor arkadaşlar. Bu kesinlikle üniversitenin kararı. Pandemi şu anda bu kadar düşmüşken, vaka sayıları bu kadar düşmüşken finallerinizin yüzde olmasını sakın şaşırmayın gençler. Bakın eğitim için demiyorum. Eğitim öğretim zaten bitti arkadaşlar. Finaller için eğer yüzde olursa bakın şaşırmayın. Nedenini söylüyorum. Çünkü vaka sayısı bayağı düştü. Bu yüzden finalleriniz eğer bu dönemde yüzde olursa ha onlar olmazsa ayrı bir şey. Ama finalleriniz yüzde olmuşsa şaşırmayın. Çünkü tamamen üniversitelere kalmış bir durum. Finaller konusunu umarım halletmişsinizdir. Dediğim gibi üniversitelere kalmış bir durum. Peki yaz okulu nasıl olacak? En çok gelen sorulardan biri bu. Arkadaşlar öncelikle şunu söyleyeyim. Yaz okulu bir dönem bitmeden kesinlikle belli olmaz. Bir dönem nasıl biter? Örnek veriyorum. Ben Ankara Üniversitesi'ne bitiyorum. Ankara Üniversitesi finalleri bitecek. Bütleri bitecek ve bütler açıklandıktan sonra yaz okulu belli olur. O yüzden finaller ve bütler bitmeden ve finaller ve bütler açıklanmadan yaz okulları belli olmaz. Her üniversite kendi yaz okulunu kendisi belirleyecek. Bu yüzden hangi üniversitenin yaz okulu nasıl olacak videolarını yine Fikir Hocam kanalında paylaşacağız. Evet bunu buradan söylüyorum. Yine Fikir Hocam kanalında paylaşacağız. Hangi üniversite yaz okulunu nasıl yapacağını Fikir Hocam kanalında paylaşacağız. Siz Fikir Hocam kanalını takip ederekten bunları haberde olabilirsiniz. Yani arkadaşlar daha ne yapalım? Yani bütün üniversitelerin duyurular kısmını teker teker sizce takip ediyoruz. Ve teker teker finallerin ve yaz okullarının nasıl olacağını sizin için araştırıp ve size söylüyoruz arkadaşlar. Yani buna ekstra olarak da sizinle tek ricamız dediğimiz gibi kanalımıza abone olmayı ve bildirimleri açmanız yeterli. Bize destekleriniz yeterli. Biz sizin için yaz okullarının nasıl olacağını, finallerin nasıl olacağını videolarını paylaşıp çekmeye devam edeceğiz. Dediğim gibi yaz okulları nasıl olacağını üniversiteler kendileri karar verecek. Finaller ve bütler bittikten sonra ve finaller ve bütler açıklandıktan sonra yaz okulları nasıl olacağını her üniversite açıklayacak. Bize bunu Fikir Hocam kanalında Fikir Hocam ailesine paylaşacağız. Peki aşıda son durum nedir? Asıl gelelim son 3 soruya. İşte bu son 3 soru güz dönemini etkileyecek sorular. Arkadaşlar şimdi Sağlık Bakanı'nın açıklamasına göre yarın 15 milyon aşı geliyor.
Yarın 15 milyon aşı geliyorsa Sağlık Bakanlığı görüş bildirir mi bunun doğrusu? Yarın ki eğer arkadaşlar yarın aşı gelirse ilk parti 15 milyon arkadaşlar, bir sonraki hafta işte 30 milyon, ondan sonraki hafta 50 milyon böyle böyle gidecek. İlk parti yarın. Eğer yarın ki aşı 15 milyon mu 20 milyon mu tam hatırlamıyorum. Eğer o parti gelirse bilin ki aşı yavaş yavaş gelmeye başlayacak. Ki Almanya sözü tutmuş olacak ki aşılar yavaş yavaş gelecek. Ha aşılar gelirse ne olur? Sağlık Bakanlığı ülke görüşünü bildirir. Zaten arkadaşlar ben Sağlık Bakanlığı ülke görüşünü bildirdiğini düşünüyorum. Nasıl? Geçen gün paylaşmıştım. Hatta videosunu sağ öz köşeye katlak kısmında bırakacağım. Sağlık Bakanlığı görüş bildirdi diye videoyu paylaşmıştım. Sağlık Bakanlığı bir açıklama yaptı. 20 yaş üstü herkesi aşılayacağız Haziran'a kadar. Eylül'e kadar 20 yaş üstü herkesin biteceğini söylemişti. Haziran ayında başlayacaklarını ve 20 yaş üstünün herkesin aşılanacağını söylemiştim. Şunu da söyleyeyim arkadaşlar. Eğer 20 yaş üstü değilim hocam, ben üniversitede okuyayım, 20 yaş altıyım. Üniversite öğrencileri için 20 yaş altıları da aşılanacaklar arkadaşlar. Bunların 20 yaş altı olması bir sıkıntı yaratmayacaktır. Aşıda zorunluluk yoktur. Kesinlikle şunu aşına kafanıza katmaya karşı şöyle demin ya ben aşı olmadım üniversiteye gitmeyeceğim kesinlikle onu böyle bir şey yok arkadaşlar, kesinlikle bunu kafanızdan atın. Aşı olsanız da olmasanız da üniversiteye gideceksiniz. Çünkü diyor ki ben öğretmenleri aşılamam bile bana yeterli. Hani öğrencileri aşılamış aşılamamış ona emin olun pek bakmıyor. Nereden biliyoruz? Geçen dönem zaten öğretmenleri aşılasaydı üniversitede açılacaktı. Ha bu dönemde öğrencileri aşılamamış bir sıkıntı yaratmaz. Bu yüzden aşılansanız da aşılanmasanız da arkadaşlar üniversiteye gitmek açılırsa eğer, bakın açılırsa eğer üniversiteye gitmek zorunda kalacaksınız arkadaşlar eğer açılırsa. Açılmazsa zaten bir sıkıntı yok. Aşılar son durum dediğim gibi yarınki aşılar gelirse bir sıkıntı yok. Üniversite açılmaya doğru gidiyor. Yok eğer yarınki aşılar gelmezse maalesef bu göz dönemi de açılması çok çok tehlikeye girecektir. Dediğim gibi Sağlık Bakanlığı bir görüş bildirdi, yani görüş bildirmedi ama görüş bildirecek bir açıklama yaptı. Haziran'da 20 yaş üstünün aşılanacağını ve Eylül ayına kadar bitireceklerini söyledi. Ne kadar doğru, ne kadar yanlış bunu zamanla göstereceğiz. İki video yapmamın sebebi aslında bunları açıklamalar. Çünkü bunlar artık tek videoda olmuyor arkadaşlar. Ben bu açıklama yaparken de her an yeni bir açıklama gelebiliyor Sağlık Bakanlığı'ndan ya da YÖK Başkanı'ndan ya da üniversitelerden. Bu yüzden haftada 2 video atacağım. Dediğim gibi salı ve cumartesi günleri haftada 2 video olarak atacağız. Sağlık Bakanlığı görüş bildirmedi dediğim gibi görüş bildirecek bir açıklama yaptı. 20 yaş üstünün Haziran'da başlayacağını Eylül ayına kadar bitirmeye odaklı oynayacaklarını söylediler. Peki güz dönem üniversitede açılacak mı? Arkadaşlar bunun cevabını vermek için size 2 yöntem var. Bir, bakın dediğim gibi aşılama çok 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 iyi yapılacak. Özellikle şimdi göz dönemi açmak için sadece öğretmenlerin aşılanmaları bile yeterliydi. Bakın bana inanıyorsunuz mu bilmiyorum ama göz dönemi aşılamak için sadece öğretmenlerin aşılanmaları bile yeterlidir. Çünkü geçen dönem bunu yaptılar. Hatırlayanlarınız bilir. Beni daha önce takip edenler bilir. Göz döneminde aşılanmak için sadece öğretmenleri aşılamak için böyle bir şeyler denediler. Sadece öğretmenler aşılansaydı bile geçen dönem göz dönemini açacaktılar. İşte bu göz döneminde de sadece öğretmenleri aşılanmaları dahil üniversitede açılacağına ihtimal veriyorum arkadaşlar ben. Bu benim kendi şahsi fikrimdir. Yani siz katılır mısınız katılmazsınız bilmem. Bu arada arkadaşlar dışarıdan sesler geliyorsa affola, bizim burada yol çalışmaları var. Hani kemçe kazı yapıyor. Hani sesi geliyorsa şimdi affola, özür diliyorum şimdiden. Lafı fazla uzatmayalım. Dediğim gibi göz döneminde öğretmenlerin aşılamaları yeterlidir. Öğretmenlerin aşılamaları dahi göz döneminin açılmasını etkileyecektir. Bu arada hızlı gidiyorum video uzamasın diye. Elimden geldiğince video kısa tutacağım. Bu yüzden öğretmenlerin aşılanması göz döneminde açılacaktır. Tabii göz döneminde açılıp açılmayacağını bakın bir nebze olsun aslında yarın belirleyici olacaktır. Niye? Sağlık Bakanlığı ilk partinin çarşamba günü geleceği söyledi. Yani yarın. Yarın aşılar gelirse Sağlık Bakanlığı doğru söylüyor. Aşılamalar çok çok iyi gidecek ve Sağlık Bakanlığı ülke görüş bildirecek. Güz döneminde üniversitede açabilirsin diyecek. Ha aşılamalar gelmezse Sağlık Bakanlığı görüş bildiremeyecek. Görüş bildiremediği için güz döneminin açılması çok çok zor olacak. Hemen sizden şöyle bir soru geldi. Hocam aşılar gelmedi. Peki ne olacak? Ha aşılar gelmedi mi? Arkadaşlar o zaman iki yöntem var. Bir vaka sayısı, iki turizm. Bakın buna geri döndük. Nasıl vaka sayısı, nasıl turizm? Şimdi turizmden başlayalım. Arkadaşlar turizm Türkiye'nin geçen dönem gözlemini hatırlıyorsanız vaka sayısının sıfırlandığı bir noktaydı. Vaka sayısının neredeyse sıfıra kadar inecekti. 50'lere 60'lara kadar düştü. Ama turizmden sonra vaka sayısı tekrar patladı. Bu yüzden turizmle beraber vaka sayısının artması gündeme gelebilir. Aşılama zaten eğer gelmezse, turizm sezonunda vaka sayısı artarsa ve normal vaka sayısı da artarsa güz dönemi açılmayabilir. Arkadaşlar eğer aşılama gelmezse ben güz döneminin de online olacağını düşünüyorum. Bakın yalan yok. Açık konuşuyorum. Neyse muyum. Eğer aşılama iyi yapılmazsa
güz döneminde ben online olacağını düşünüyorum. Peki bir soru sormuştu. Hocam ülkenin ne kadar aşılanması üniversiteler için? Arkadaşlar üniversite açması için ülkenin yarısından fazlasını aşılanması lazım. En az %55-%60'ın aşılanması lazım ki güz dönemi açılsın arkadaşlar. Umarım güz dönemi de anlatmışımdır. Aşılanmanın nasıl olması gerektiğini, güz döneminin başka nasıl senaryolarda açılıp ya da açılmayacağını söyledik. Sağlık Bakanı'nın görüş bildirip bildirmediğini daha önce ne açıklamalar yaptık. Aşıdaki son durumu söyledim. Yaz okulu hakkında bilgi verdim. Finallerin %10 online mi olacağını hakkında bilgi verdim. Peki şu soruyu ben size sorayım. Hep siz mi bana soracaksınız? Sizce güz dönemi üniversiteler açılacak mı? Sizce güz döneminde üniversiteler açılacak mı? Yorumlar kısmında yorumlarınızı bekliyorum. Fikir hocam öylesin. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşünüzü bildirdik. Açıklamalarımızı yaptık. Artık gözler tamamen aşıda. Yarın gelecek aşılardan. Yarın gelecek aşılardan sonra net açıklamalar gelecektir. Net açıklamalar geldikçe biz Fikir Hocam kanalında paylaşmaya devam edeceğiz. Burada sadece üniversitelerle ya da okullarla ilgili bilgiyle paylaşılmıyor. Burada kamu alımları, destek elemanları, yani destek alımları, üniversite alımları, ondan sonra pandemi yardım paraları nasıl başvuru yapılır, her türlü şey var arkadaşlar. Bu yüzden siz Fikir Hocam ailesini takip ederek de her türlü bilgiden haberdar olabilirsiniz. Kanalımıza abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Yorumlar kısmında yorumlarınızı mutlaka bekliyorum. Takipte kalmanız dileğiyle. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.